Merhabalar. Saçımı kalkmış. Evet. Yazıları büyütemedim efendim bu telefonda. Şey yapacağım. Ay birin Serdancığım hoş geldin. Gönül Hanım merhabalar. Kimler geldi, kimler geçti zamanında. Ha, onu soruyorsun, sana cevap vereceğimi zannediyorsun, öyle mi canım? Yazık. Ay ay. Vah vah vah. Aa, Cemile Çelik hanımefendi hoş geldiniz. Çocuk nasıl oldu? Tedavisi sürüyor mu? Çocuğun. Emir Bozgan, güzel kardeşim hoş geldin. Tülay abla gelmiş efendim. Hayatım yazıları büyütemiyorum ya. Uğraşıyorum, uğraşıyorum olmuyor. Evet ya Emir kaç gündür yokum orada ama bugün ilerleyen saatlerde olacağım. Ha. Ya şimdi az önce İstanbul'daki Süper Fabrik'teki sahnemi paylaştım. Ondan sonra birkaç tane hayranı 3'er dolarlık hediye almışlar buradan. Ondan sonra da şey diyor ki ne? Bu video diyor para kazanmaya uygun değil diyor. Şimdi oradan itiraz et şeyi de çıkmıyor. Ondan sonra yazık günah oldu 9 dolara. Bari o videoyu atmayın efendim. Sahnedeki videoma like yapın, dinleyin. Ama diğer reis videolarımdan hediyeler alın. Ben anlamadım niye öyle Çok diyor şey. ya. Ay görüyor musunuz efendim? Benim kendi sesim. Ben söylüyorum. Ha, sahnedeki kıyafetimi beğendiniz mi efendim? Erik dalıyla nasıl milleti coşturdum halkı? Ya. Evet. Bu kimmiş ya? He. Hayatım diğer videolarıma eğer tekrar bu video para kazanmaya aktif hale geldi diye bana bildirim gelirse ondan sonra size söyleyeceğim efendim. Kız sadece Kobra Murat mı coştu? Aa, tüm şeyler izleyiciler halk coştu. Tabii canım. Önce yürü kervanlarım, yürü kervanlarım haberim yok ama. Bak, ben buradan üvetir olarak, üvetiri bilmeyenler için söylüyorum efendim. Buradan sevgili Çağla Akalın, organizatör, sunucu, Taner Duman. Beni üvetir olarak davet ettiler. Üvetir ne anlama geliyor efendim? Yani ünlü olan, isimli olan sanatçıların altında sahne alacaktım. Ondan sonra
Birden karar değiştirdiler efendim. Çünkü orası tıklım tıklım böyle doldu taştı yani. Sırf benim için ama. Ondan sonra efendim, şimdi yayında şeydeyim ya Gamze'ye, sonra yazarsın bana. Ondan sonra lafımı unutuyorum. Sonra kim vardı gecede? Onur Akay vardı. Popstar'daki Salih Zülfüoğlu vardı. Kobra Murat vardı. Murat Övünç vardı. Selin Ciğerci eşiyle geldi ama görünmedi. Loca gibi bir yerde oturdular. Ondan sonra unutmayın bir de ben vardım. Ben vardım. Neyse bunlar çıktılar, şarkılarını söylediler. En son beni çıkarttılar az solist olarak da. Ondan sonra yürü kervanlarımla çıktım. Erik dalından haberim yoktu efendim. Zaten daha önceden albümde okumuştum ben yürü kervanlarımı. Ama erik dalından haberim yoktu. Erik dalında arkadan gelince şey oldu. Millet o şarkıyla, halk o erik dalıyla coştu. Evet. Yani sonradan karar değiştirdiler. Az sonra çıkarttılar beni. Valla bilmiyorum yani, tekrar para yüklemeye açarsa çok iyi olur yani. Bazen öyle yapıyor ama tekrar açıyor yani. Çünkü benim kendi sahnem, kendi şarkılarım. Yani kendi sesim. Yani bilmiyorum. 9 dolara yazık olmaz yani. Ha. Neyse, şimdilik siz diğer videolardan hediye alın. Biliyor hanımefendi var efendim. O da yurt dışında yaşıyor kendisi. Yanlışlıkla onu da engellemişim. Araya bir arkadaş girdi. Onun engelini kaldırdım. Çok mutlu oldu. Ona da dedim ki böyle böyle dedim. Instagram bana hediye verdi dedim. Ondan sonra tamam hemen alıyorum Sibel'cim dedi. Özlemiştim seni dedi, bir tanem dedi. Engellemişsin beni. Yanlışlıkla engellemişim. Aygül ne yapıyorsun? İyi misin? Yazılar küçük. Ay ne yapacağım? Değiştireceğim artık param olduğunda bu telefonu. Uğraşamam ben bununla. Vallahi ikinci el alacağım ya. Format attırdım geçenlerde. 550 TL para verdim. Yazılar küçük. Bilgilerim silindi. En güzeli vereceğim bunu birine. Kendime de ikinci el telefon alacağım ya. Gene Samsung. Yok ben şeyden kullanmıyorum iPhone. Hiç hevesim olmadı. Yani şu anda sponsor olaraktan birisi bana iPhone gönderse mesela, ben kullanmam, kabul etmem. Kendimi bildim bileli Samsung kullanıyorum. Bunu da sana veririm. Kendimi alayım da, beldem olsun. Tabii kız, bugüne bugün sanatçıyım, az solistim, sosyal medyada ünlü fenomenim. Tabii ki adam kalkmış bana çanta mağaza sahibi sponsor olaraktan 10 tane çanta verdi. Reklamını yapacağım mağazanın, çantacının. Tabii. Aa, getirsene çantaları bir göstereyim. Şurada asılı. Getir. Ben burayı terk etmeyeyim. Getirir misin? Yok, birisi sponsor deyince oradan herhalde inanmıyor. Aa.
Tabii ki ünlüyüm. Herhalde ki. Bak bunları çekeceğim. Adamın mağazasını tanıtacağım. Görüyor musun çantaları? Ya. Tüm sosyal medya hesaplarımda, YouTube kanalımda, burada, gerek TikTok'ta hepsini tanıtacağım yani. Ama oraya arabam bugün geldi. Bugün geldi. Dinamosundan dolayı arızalıydı. Bugün geldi. Yarın giderim artık. Çantacı mağazacının, sponsorumun şeyine tanıtacağım. Yıllar sonra karşılaştık. Yar ağladı, ben ağladım. İkimiz de dolduk, taştık. Yar ağladı, ben ağladım. İkimiz de dolduk, taştık. Yar ağladı, ben ağladım. Baktık eski resmimize. Ne oldu dedik Sibel bize. Sarıldık birbirimize. Yar ağladı, ben ağladım. Ay. Vallahi benim Serdan da gerçekten teşekkür ediyorum efendim. Çok destekli oluyor, hediyeler alıyor yani. Allah var. Teşekkür ediyorum gerçekten. Günde almazsa 8-10 tane alıyor. Yani. Siz de alın canım. Aa, yani beğendiğiniz videolarımdan alabilirsiniz. Orada miktarlar yazıyor zaten. Birinci bir şey soracağım sana. En büyük rakam yani en büyük hediye ne kadar? Buradan yazar mısın? Rica etsem. Lezzet noktası lokanta hoş geldin. Yakında efendim sponsorluğunu yapacağım. Lezzet lokantasının sponsorluğunu tanıtacağım. Evet, birinci en büyük miktarlı olan hediye ne kadar? Tl, 129 TL'ymiş efendim. Yani dolara vursan ne kadar yapıyor bilmiyorum. Ha, Berin Serdan şimdi alacakmış bana. Alsın, ben bu telefondan göstereceğim diğer telefonundan. Orada ne var kız? Ne sakladın oraya? Aurora. Ha? Ne var orada kızım? Etin mi var? Kemiğin mi var? Neyin var? Ha, taç alacaksın. Tamam, al. Ben buradan göstereceğim. Diğer telefonumdan. En büyük hediye taçmış efendim. O da fiyatı 129-130 TL diyelim. Niye yalan olsun ki? Şimdi Berin Serdan alsın da gör. Ya işte tamam. Onu şey yapmış. Para kazanmaya şu an uygun değil diyor.
Sen şimdi o sahnedekini alma. Sahnedekini alma. Göksel hoş geldin kardeşim. Sen Günnur'la ben bir tane hani böyle şey konuşuyor ya. Neydi o sabah programı sunan? Onu al. Onu al canım. Onu al. Ben buradan göstereceğim. Arabayı garaja mı park etmiş? Öyle dedi. Göksel. Şu an izleniyorum ya kardeşim. Yanına kavun doğradı. İlerleyen saatlerde palamutum duruyor dolapta. Üstünü de kapattım böyle şeyle. Poşetin içine koydum. Palamut balığımı yiyeceğim. Yanına da salata. Hayır, yazılar küçük, yazılar küçük. Ne alaka var çizgili bluz giydiğimden? Ha, gönderdin mi? Tamam. Birin aldı efendim. Buradan göstereceğim. Evet. Berin Serdan diyor. Bir hediye gönderdi diyor. Efendim şuradan biraz ters çıkabilir ama şöyle göstereyim. Hemen oraya tıklıyorum. Tıklıyorum. Şöyle. Var ya, yani tam kavga edilecek Şuradan adamsın ha. efendim. Ben şey değilim ha. Berin Ben bir müsait dakika değilim. önce bir Ya tane gerçekten almış. ben müsait değilim. Var ya, 2 saat yani önce yine tam bir tane kavga edilecek almış. adamsın da. Tamam mı Ben canım? şey değilim hani. Şimdi ben Tam ona müsait değilim. kalp attım. Yani gerçekten. Şimdi kazanç bölümüne gidiyorum. Hemen düşüyor mu düşmüyor mu? Bakacağım. Şöyle. Evet, bugün yiyeceğim Göksel palamut balığımı. Ha. Esma hoş geldin. Gamze. Merhaba. Ha, demek ki efendim hemen düşmüyor. Biraz beklemek gerekiyor. Evet. Ha. Öyle işte. Tabii bu 130 TL hani Berin Serdan dedi ya. 130 TL en büyük olan hediye bu. Ama en küçük hediyeyi de soralım. Herhalde o da ne kadar Berdan? Ne kadar en küçük olan hediye miktarı ne kadar? Ki insanların hani ona göre buradan bilgilendirelim ki ne? Bütçelerine göre alsınlar. Bütçesi olan zaten 130'u alır. Ama en küçük hediyenin miktarı ne kadar? Evet, şimdi söylerse ben söyleyeceğim efendim size. Yaptım ya Göksel. Palamut'un yemek tarifini montajladım attım ya YouTube'ye. En düşük mü Berin? En düşüğünü diyorum. Bu herhalde en yüksek olan. Pinapole hoş geldin. Yo yo en düşük miktar. Onu sordum.
Gökselciğim, dün çekimini yaptım, 5 dakika çıktı, montajladım. Palamut'u yaparken. Attım YouTube'ye. Kanalıma attım. Ha. Birinden efendi en küçük hediye miktarı 20 TL'ymiş. Ha 5 dakika 5 dakika çıktı. Montajlama olunca az çıkıyor. Şöyle kendime bir tane ayaklı kamera alacağım. Işıklı. Göksel. Ondan sonra şimdi ben tekim ya. Bir yandan şimdi ben kendimi mi göstereyim orada? Çünkü montajlama yapıyorum ya. Ayaklı kamerayı koyarım, hem kendim orada gözükürüm hem de yapmış olduğum yemeklerle. Anladın mı? Aha. İyi olmaz mı Göksel öyle? Caney hoş geldin. Anladınız mı efendim hediye olayını? Umarım anlamışsınızdır. Evet. Tamam. Gidebilirsin Necati, gitmek istiyorsan. Kapıyı da çek. Göksel. Oturdu oturdu. Bir şey aldıracağın zaman işim var diyor. Ondan sonra geliyor. Oturdu, dedi ki ne, belki bana priz dıkar dedi Necati. Lıkmadım. Niye lıkayım? Bir yere göndereceğim zaman işim var diyor. Veya diyorum ki ne, gel şu çekyatı şuraya alacağım diyor. Ben tek başına alamam. Gel yardım et diyorum. Kaçıyor işten. Ben niye priz alakayım ona? Haksız mıyım Göksel? Yani. Evet. Evet efendim. Şöyle. Türkancım da alır şimdi ya. Türkancım da alır. Kız ne oldu? Başlığı başa tutturdum. Ne oldu? Olmadı mı? Ha. Şimdi Türkan da alır bana. Oradan hediye. Başa tutturdum. Ondan sonra diyor ki ne? Şey burada bekliyor. Ben ona şey alakayım diye, piz alakayım diye. Ben sana ekmek lazım diyorum veya alışveriş domates bilmem ne lazım diyorum. Bana diyorsun ki ne işim var diyorsun. Ondan sonra da geliyorsun, ben sana kalkıp da piz alamam. Ben bu pizza Lefonte'yle söyledim. Telefonla sipariş verdim. Bir de yol parası var. Eğer kendisi gelseydi iki tane piyiz bıkardım ona. Gülistan'cığım hoş geldin. Son kavunları yiyorum. Mevsim bitiyor. Tabii canım. Tabii. Aa gene Mehmet abiye tek dişe bir şey söylediğin zaman Allah var. Bak Gülistan da biliyor. Yapar eder, dekor değiştirir, markete gider, alışverişe gider. Bak onu ben zevkle ben çayını yaparım, yemeğini hazırlarım. Ondan sonra tabii canım, bu öyle değil. Gene tek dış yani şey yapıyor. Değil mi Gülistan? Necati'den bahsediyorum. Oturdu şurada piz bekliyordu. Naşlayacağım diyor. Yok ya saçım şey oluyor Türkan ya.
Bak Gülistan'a soruyorum. Oradan cevap verecek. Gülistan, en çok Necati'yi mi seviyorsun? Mehmet abiyi mi? Hangisi daha iyi? Bak Gülistan şimdi söyleyecek. E bak ne dedi? Esenefer soruyorsun, hoş geldin. Sivis Gülistan ne dedi efendi? Ya bu öyle değil. Bu ancak biz. Gel şuradan. Şu koltuğu çekyatı kaldıralım. Şuraya götürek buraya götürek dediğimde de şey yapmıyor. İşim var diyor. Alışverişe göndereceğim. Ekmeğe, domatese, salatalığa vesaire. Ondan sonra diyor işim var diyor. Tam böyle piz alıkacağım saatini de çok iyi biliyor. Ben de alıkmadım ona piz. Yo yo şimdi buradaydı, ondan sonra dedi ki naşlıyorum dedi. Naşla dedim. Gidiyorum dedi. Git dedim ben de. Tabii tabii doğru Gamze. Bak Gülistan ablan da biliyor. Bilmez olur mu kız? Tesisatçı olayına geleyim. Adanalı olan tesisatçılar yapamamışlar. Yapamamışlar. Tamam mı? Tesisatçılar. Sonra tekrar gol eden yine bir tesisatçı buldum. Hatta videosu var, 9 dakika mı ne, 8 dakika mı ne, onu da kanalıma attım. Ondan sonra 1800 TL tuttu. Tamamen yaptılar. Çok yani yapamamışlar onlar. İlk gelen tesisatçılar. Şimdi oldu. Ama o yer ıslak. E ben de kullanmadığım bir çarşafla ha evet İstanbul'a geldiğinde kahve içtin ya Deniz ablayla kafeteryada gördüm. Madileşirim. Bir bari kaldı. Onu da vermiyorum. Bugün beni arıyor. O gün ben aradım. İkinci ustaları çağırmadan aradım. Bakmadı telefona. Bakmadı. 15-20 defa aradım. Bugün de o beni aradı. Ben bakmadım. Başka usta buldum, yaptırdım. 1800 TL verdim. Tabii. Ama gelen ustalar yaptı yani. Çok yani yapamamışlar. Çalışmayan bir şeyi sen çalıştırmasan benden boş yere para alıyorsun. İnşallah Türkan'cığım. Hayatım bak dedim ya sana yeni kurudu. Yani şey kurudu, çoktan kurudu beton, çimento. Ama orada su var. Orayı bir çarşafla almam lazım. Temizlemem lazım. Ondan sonra çekim yapayım orada. Şimdi neyini çekeyim? Tabii ya yapamadılar. Dandikten yaptılar. Seher Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Tabii. İkinci gelen ustalar da neler eksikmiş efendim. Parça taktılar, ettiler.
Bilmem ne yaptılar, o bas vardı ya, bas. Şifon. Neler neler yaptılar. Hayır, bir de oradaki deliği de kapatmışlar çimentoyla. Sen niye kapatıyorsun orada açık olan deliği? Hadi buyur. Buradan yak. Alakası yok. Alakası yok. Bir de beni kolledi. O bir but bari de kolye saysın. Hadi bakalım. Aslında var ya, Necati inşaatçı ama yolunda. Ben Necati'ye deseydim Necati 10.000 TL'ye çıkartırdı bu klozeti. Tabii. Alıkırdı beldeyi. Tabii canım. Gerçi bunların da Necati'den farkı yok. İlk gelen tesisatçıların, ikinci gelenler iyi yaptılar. İşlerini sağlam yaptılar yani. Hayatım şu arka, bak benim kadim dostum var, Suzan, biliyorsunuz, Amerika'da kardeşim, bana bir tane saat göndermişti. Modelleştirdim saati. Bunu da gittim aldım, bunu da göremiyorum. Allah izin verirse yarın çıkacağım. Beyaz saat alacağım. Valla göremiyorum bunu. Beyaz güzeldi ya. Suzan'ın gönderdiği. Prensesim Aruşka'ya, kızıma da refleks yaş mama vereceğim bugün. Yarısını koyuyorum, yarısını dolaba koyuyorum. Ertesi günü veriyorum bir konserveyi. Nerede, burada yok mu, göstereyim. Nereye koydum ya? Şeyde herhalde, mutfakta. Gel gel. Gelmeden ara. Madem foto model olaraktan resim çektireceğiz. Gelmeden ara ki beni. Ben de makyaj yapayım. Tanımadığım konukları almıyorum efendim. Yo, birisi istek atmış da. Tanımıyorum. Ondan sonra Similya Bademlet de konuşmalarım boşa gitsin. Yok, alma. Yandı yürek ateş koru, yanmam artık diri diri.
Kapanıyor aşk defteri, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. İkide bir çıkıyorsun, yok canım ya, makyajsız mı diyeyim. On Kasım yaklaşıyor. 10 Kasım'da doğum günüm var efendim. Kuaföre gideceğim. Düz fön çektireceğim. Kedi makyajı, propan makyaj yapacağım. Şimdi o niye gitti biliyor musun? Ben gidiyorum dedi ya, hani pizdıkmadım ben ona. Efendim. Merhaba. Hazır Herma gelmişken yarın ben de kabak alayım da kabak tatlısı yapacağım. Herma yaptı bugün, çok güzel oldu, gösterdi. Birazdan da yani ilerleyen saatlerde gideceğim, onu da yiyeceğim. Kabak tatlısı. Bana yakın şurada oturuyor. Ya arabam da geldi. Dinamosunu yaptırmış. Eski eşim. Ben nereden vereyim canım, tesisatı yaptırdım ya ben. Bende para mı vardı? Adam kendi şeyinden yaptırmış. Maaşından. Dinamo. Dinamo. Yok kız, arabam geldi, ben sana geleceğim. Herma. Sana geleyim abla. Biraz da o kedilerini seveyim. Hatta istiyorsan mama da getireyim. Kuru mama. Onlara. Burada sokak hayvanlarına da bakıyor Herma Hanım. Kendi evinde de var bir tane. Ama sokak hayvanlarına çok bakıyor efendim. Ha, Suzan da mı sendi? Ya arkadaşım, ben sana diyorum ki ne, ilk gelen ustalar yapamadı. İkinci gelen ustalar yaptı. Tesisatımı. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Hermacığım. Ay ay kız. Olur mu abla? Yok, getireceğim. Kuru mama var bende. 15'er kilo var kız. Vadideki köpeklere bile götürüyorum. Ha. Ama o tür çekimleri ben sevmiyorum. Götürüyorum, oraya bırakıyorum.
Çekim yapmıyorum. Hayrettin Bey, hoş geldiniz efendim. Nereden geldiniz? Keşfetten mi geldiniz? Nereden geldiniz? Öyle görüyorum. Olsa olurdu. Keşke olsa. Melisa'yı da göremiyorum Erman. Melisa gelse de birkaç tane şarkı söylese o güzel sesiyle. Aa, teşekkür ediyorum Hayrettin Bey. Neredesiniz? İl olarak neredesiniz Hayrettin Bey? Ha, Trabzon. Göksel kardeşim de oralı efendim. Ben de Ankara'dayım. Ay, daha bir sürü kıyafetlerim var. Bir sürü. İnsan bir kilo alıyor, bir zayıflıyor ama yani ben hep aynı formdayım. Aynı kilodayım yani. Doğru. Doğrudur. Evet, doğru. Ne oldu? Yatay derken şöyle mi? Çizgili olan böyle. Alo. Ya, oturduğum yerin çeyreği benimdi. Bölge olarak, semt olarak. Bir apartman değil. Elvan, hoş geldin. Yeni mi geldin işten? Güzel kızım. Yeni mi çıktın işten? Elvan benim kız kardeşim efendim. Hemşire kendisi. Akşama doğru aramıştım. İşteyim abla dedi. Demek ki yeni çıkmış. Doğum hemşiresi. Ha, hastanede.
Doğru. Hadi size bir şarkı söyleyeyim bari. Aklıma gelsin de söyleyeyim. Ben bu dertler ile nasıl edeyim? Canımı al diye kime diyeyim? Yolumu kaybettim, nereye gideyim? Kanadı kırılmış, kuşa döndürdün. Dertli aşağı zehir katamıyorum. Aklımdan, fikrimden atamıyorum. Geceler kahrımdan yatamıyorum. Yastığı yorganı taşa dönderdim. Dertli aşağı zehir katamıyorum. Aklımdan, fikrimden atamıyorum. Geceler kahrımdan yatamıyorum. Yastığı yorganı taşa dönderdim. Günür dün bana mı delik yaptı? Şu an dedi keyfime bakıyorum. Eğlence ve seninle konuşma muhatap olamam dedi. Neden kız neden? Aa dedi. Testatçılar için dedi belde yok gönderdim dedi. İkinci gelen testatçılar için dedi tekrar istedin benden dedi. Aa Türkiye'ye geleceğim artık yeter yeter düş yakandan dedi. Ay tamam dedim tamam bugün düşüm yakandan yarın yapışım yakana. Ay. Şimdi birazdan bir tane daha söyleyeceğim. Tabii. Biraz muhabbet, biraz şarkı. Yani. Ama yarım yarım söyleyeceğim. Yok, mikrofonumla değil, mikrofonu beğenmedim. Ha, dün mü? Olsun, bağırsın. O bana bağırınca ben ona cevap vermiyorum ki. Ben de ona bağırınca o da bana cevap vermiyor. Ben aklımdan geçti şimdi biliyor musun? Ferdi nerede diye hani gelir kaçırmaz izler beni. Onu soracaktım ya. Nasıl oldu acaba bilmiyorum ki. Şimdi telefon açacağım rahatsız ederim diye şey yapıyorum. Hani son durumu nasıl acaba?
En son zaten Cansel ile Okşan'a bir teşekkür videosu yapmıştı desteklerinden dolayı. Bir onu izledim, ondan sonra da görmedim zaten. Şimdi arasam konuşabilecek durumda mı, hali var mı, yok mu bilmiyorum. Ama inşallah buraya gelir. Hangi Duru kız? O şeydeymiş, teyzesinde. Teyzesindeymiş hayatım Duru. Ha. Baksana kaç gündür sesi soluğu çıkmıyor. Yok yok, beni Kızılay'a çağırdı yemeğe. Bir kafede buluşalım dedi. Önce de sana geliyorum dedi. Ardından sen dedi Kızılay'a gel dedi. Filan kafedeyim dedi. Yemek yiyelim dedi. Benim de arabam yoktu, gidemedim. Ondan sonra İstanbul'a teyzesine gitmiş. Onda kalıyormuş teyzesinde. Yok anlattım ya canım, tekrar mı söyleyeyim? Teyzesinde kalıyormuş. İstanbul'da. Ondan haberim yok. Vallahi benim duyduğum teyzesinde kalıyormuş orada. Ayal Okşan'ın tarikası mı vardı? Allah aşkına, aman. Okşan ne bir de kukureyen açladı diyorlar bak. Hangi video? Hangisi? Başlığı ne? Ne diye geçiyor? Kısaca buradan özetle. İyi hadi sözlerini yarım biliyorum. Sözlerini açtım. Güzel böyle bir Dilberay ses tonunda bir sanatçı arkadaşım okudu. Onu da ben buradan seslendireyim size. Tamam? Hayır, videonun başlığı ne diyorum, onu soruyorum. Bir de beni nasıl soruyorlar ona, Okşan'a? Sibel Baysal'ı tanıyor musun diye soruyorlar.
İyi ya, benim okşana sorunum yok ki. Ya. O yarın yayın açarsa açar. Belki açar. Önemli konu varsa açıyor. Genelde YouTube kanalıyla ilgileniyor. Kalbimden vurdun beni. Seni vefasız seni. Çıkartık hayatımdan, istemiyorum seni. O yalan sözlerine nasıl da inanmışım. Aşkından ölsem bile bir gün affetmem seni. O yalan sözlerine nasıl da inanmışım. Aşkından ölsem bile bir gün affetmem seni. Bela mısın başıma? Nereden çıktın karşıma? Bak gözümün yaşına. Ömrümü verdim sana, kıymetini bilmedin. Aşkından ölsem bile bir gün gelme yaşayasıma. Bana yaptıklarını nasıl unutacağım? Gönlümdeki yarayı kime anlatacağım? İki elim yakanda kurtulamazsın benden. Bu aşkın hesabını mahşerde soracağım. Aa, iyi bak, iyi insan lafın üstüne geldi efendim, görüyorsunuz Ferdi geldi. Ferdi'yi andım az önce. Dedim durumu nasıl? Son durumu. İyi insan lafın üstüne gelir. Hoş geldin Ferdi'cim, bir tanem. Güzel kardeşim, nasıl olsun? Sesimi beğenmiyorsan çıkabilirsin canım, yani dinlemek zorunda değilsin ki. Aa, davetiye mi çıkarttım sana? Aa, neredesin Ferdi? Hastanede misin? İyi misin canım kardeşim? Gelmek ister misin? Son durumunu merak ediyor hayranların, ben, ablan. Alayım mı seni? Herkes merak ediyor. Tüm sevenlerin. Ceylin Dinçer, hoş geldin kızım. Ha, konuşacak durumda değilmiş. Yoksa Ferdi asla ablasını kırmaz, bel ablasını. E ben dedim ya, telefonla dahi aramayayım, rahatsız etmeyeyim. Belki konuşacak durumda değil dedim. Ya. Tamam Ferdi. Ama buradan yazarsan, yani nasıl gidiyor mesela tedavin falan, nasıl gidiyor? Ağrılarım var demiş efendim. Evet Ferdi kardeşim. Umarım Allah'tan şifa diliyorum. Umarım tez zamanda sağlığına kavuşursun. Hediye nasıl gönderiliyor burada? Kısa videolarıma giriyorsun, canlı yayında değil. Kısa videolarıma giriyorsun, reisler mi diyorlar, reis mi ne? Oraya giriyorsun, oradan seni yönlendiriyor zaten. Baksana, Berin Serdan yazmış, başa tutturdum. Gir oradan. Ha. Evet. Yok yok, verdi şey olsa gelir. Ablasını kırmaz beni. Hatta ben bile telefonla hani adı geçti ya. Ondan sonra dedim hani şimdi aramayayım dedim. Şey. Efendim süre bitiyor. Tekrar huzurlarınızda olacağım. Evet, geliyorum efendim. İkinci part olarak geliyorum. Geliyorum. Gel. Şöyle yapayım efendim. Fındık burnumla. Her gün yayın açıyorum. Uzun süre vermiyor. Zümrüt'e vermiş. Bana niye vermiyorsun?